Merdivenden inerken rahat ol. Çok değerli milletvekillerimiz, Kastamonu ilimizin değerli valisi ve yöneticileri, uzaktan yakından teşrif eden saygıdeğer misafirler, sevgili Kastamonu'lular, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kastamonu günlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını, bereketli geçmesini diliyorum. Bu sene 9.sü yapılıyor. Fırsat buldukça daha önce yapılanlara da gelmeye çalıştım. Bu türlü faaliyetler buradan evvel Altın Park'taki salonlarda yapılıyordu. Orada da ziyaret etme imkanı oldu. Bunun sebebi şu. Kastamonu'nun bizim yakın tarihimizde çok özel bir yeri var. Dün İstiklal Marşımızın kabulünün 92. yılıydı. Onun ertesinde bu açılış yapılıyor. Aziz Atatürk'ün ve yakın silah arkadaşlarının öncülüğünde, yönetiminde yürüttüğümüz bağımsızlık mücadelesinin en evvel destek bulduğu, 7'den 70'e herkesin omuz verdiği, güç verdiği, yükünü taşıdığı, güzel insanların yaşadığı bir ildir. Onun için bu ülkede yaşayan herkesin Kastamonulara bu sebeple, bu nedenden dolayı bir şükran borcu var, bir teşekkür borcu var. Bunun ifadesi olarak bu açılışlarınıza, bu günlerinize katılıyoruz. Gerçekten istiklal mücadelemizin kadın erkek demeden, çocuk çocuk demeden, 7'den 70'e herkes kucağını açmış, varıyla yoğuyla bu mücadeleye destek vermiştir. Bu son derece önemlidir. Hepimiz bunun farkında olmalıyız diye düşünüyorum. İkincisi, hepimiz bu güzel milletin mensubuyuz. Bu millete mensubuz. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz. Milletimizin tüm özelliklerini, hasretlerini, güzelliklerini taşıyan bir ildir. Bu milletin ne özelliği var, ne güzelliği var, ne hasreti vardır diye merak ediyorsunuz. Kastamonulara bakmak yeterdir diye düşünüyorum. O sebeple de sizin aranızda bulunmaktan ve böylesine güzel günlerinizde sizinle bu heyecanı, bu coşkuyu paylaşmaktan dolayı da gerçekten mutluyum. Bu salon, bu mekan çok fazla müsait olmasa da inşallah bu enkazdan kısa sürede kurtuluruz. Çok önemli bir görev ifa ediyor. Ben biliyorum ki birçok Anadolu ilinin kendi ilinden çok daha fazla nüfusu onun dışında yaşıyor. Yani şu an Kastamonu'da yaşayan Kastamonulardan çok daha fazlası İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da veya başka yerlerde yaşıyor. Onun için bugünler hemşerilerin bir araya gelmesi, buluşması, kaynaşması açısından önemli. Doğrusunu isterseniz bu milletin daha fazla kaynaşmaya, daha fazla buluşmaya, bir arada olmaya, birbirini sevgiyle, saygıyla kucaklamaya ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun daha çok farkında olmamız lazım. Bu açılışlar, bu türlü faaliyetler buna güzel bir zemin oluşturuyor. İkincisi, demin söyledim, biz bir milletin mensubuyuz. Millet dediğimiz şey sıradan insanların bir araya gelip oluşturduğu bir kalabalık değildir. Millet dediğimiz şey evvela kültürü olan bir varlıktır. Bu kültürün yaşatılması gerekiyor. Maalesef ülkemiz çok değişik sebeplerden dolayı değişik kültürlerin istilasıyla da karşı karşıya. Elbette kültür alışverişi olacak, değişim olacak, etkileşim olacak. Çağımızın gereğidir, buna kimsenin itirazı olmaz. Ama bağımsızlığımızın sadece siyasi alanda olması yetmiyor. Kültürel alanda da, ekonomik alanda da bağımsızlığımızı sürdürmemiz, varlığımızı korumamız gerekiyor. Aziz Atatürk'ün bizim için ortaya koyduğu hedeflerden bir tanesi de budur. Her yönüyle bağımsızlığımızı korumak. Bunun başında da kültürümüzün yaşatılması gerekiyor. Bugünler, biraz evvel Federasyon Başkanı arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, birçok kültür ürününü burada bir araya getiriyor. Görmeyenler varsa görmesine, bilmeyenler varsa bilmesine, tanımayanlar varsa tanınmasına, tanınmasına da vesile oluyor. Onun için de çok hayırlı bir iş. Biz de bu vesileyle bu günleri desteklemeye, bu günlerde beraber olmaya gayret ediyoruz. Ben emeği geçen herkese, başta federasyon başkanı, yöneticileri, fikren fiilen destek veren herkese,
vilayet yetkililerimize, milletvekillerimize, katıldığınız için de siz değerli Kastamonulu vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İnşallah 13'sünde de buluşmak üzere ben. Sağ olun, var olun. Sayın Meclis